Merhaba devlet net izleyenleri 5G'nin yeni bölümünden hepinize merhabalar. Emin'le beraber teknolojide öne çıkan konuları değerlendireceğiz. Bugün ana konumuz Türkiye'de 5G ne zaman hayatımıza geçeceği. E, Ulaştırma Bakanı Cahit Turan 5G ile ilgili merakla beklenen tarihi açıkladı. 2020 yılı itibariyle şu anda 2019 yılında yani bir sene sonra 5G'ye Türkiye'de e, geçileceğini açıkladı. İlk başta Bolu ve... Ee, öne çıkan büyük illerde geçeceğini söyledi. Ama bence hani Bolu'dan başlıyorsa e, İzmir, Ankara ve İstanbul'u biraz bekleteceklerdir çünkü yoğunluğun insan yoğunluğunun kullanım yoğunluğunun çok yüksek olduğu şehirler. Böyle pilot birkaç tane bölge seçmişti. Belki Bursa vardır aralarında işte. Hani belki Antalya vardır. Başka büyük şehirler vardır. Yani Bolu'da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız diye bir açıklaması var. Hı hı. Yani diyorum yani Bolu'yu başta söylüyorsa İstanbul için hani biraz bekleyiz. yani bir birkaç ay bir pilot deneme süreçleri olur. Hemen ardından da zaten tüm ülke genelinde hani 5G hızına artık erişmiş oluruz. Yani zaten Türkiye şimdi 4.5G'ye geçiş yaptı. Yani LTE, 4G dediğimiz bağlantı 2010 yılında dünyada kullanımı geçti ama Türkiye'de LTE Advanced yani 4.5G dediğimiz daha hızlı bir LTE teknolojisine geçiş yapıldı. Tabii ki de 5G ile beraber altyapıları farklı ama e, Türkiye'de bazı frekanslarda 5G'yi şu anda kullanılan cihazlar destekliyor. Böyle açıklamalar var. Ama tabii ki de o frekans yeterli olmayacaktır. Başka frekansların açılması gerekecek. Orada yine ihale olacak mı olmayacak mı orası e, şu anda belli değil. E, operatörler ihalenin olmaması yönünde e, bunu dile getiriyor. Ama hani devlet sonuçta bu zamana kadar hep ihale açtı bunları frekanslarla ilgili. 5G'de de böyle olacak mı? Bakacağız. Bununla ilgili bir henüz açıklama yok. Senin 5G tarafında mesela operatörler tarafında bir beklenti var. Benim en büyük beklentim o kadar yüksek hızlara sahip olacaksak bunun böyle daha rahat kullanılabilir halde olması, internet paketleri anlamında böyle yepyeni tekliflerin getirilmesi gibi hani güzel şeyler görmek istiyorum. Çünkü artık akıllı ev konseptine, IoT, bunların hepsinin artık net bir geçişi olacak tüm dünyada, ülkemizde de. Hani 5G'nin en büyük faydalarından biri bu. Birbiriyle iletişim halinde olan cihazlar çok yüksek frekanslarda çok düşük gecikmelerle iletişimde olacaklar. En önemli şey dediğin gibi gecikmenin çok düşük olması. Hı -hı. Yani şu anda örnek veriyorum bir doğalgaz vanasını mobil internet kullanarak uzaktan yönetemiyorsun. Çünkü doğalgaz kaça olduğunda milisaniyelik bir durum gecikmemesi gerekiyor. 5G'de özellikle hem nesnelerin interneti hem endüstri 4.0 ayağında pek çok gelişme olacak. Haberler sırasında sondaydı ama öne çekelim. 5G ile Mobile World Congress'te 3 saniyede 1 GB'lık 4K film indirilmişti Huawei. Yani Huawei bu alanda zaten ödül almayı başardı. 3 saniye içerisinde 1 GB'lık Ultra HD film indirmeyi başardı. Hani bu 5G bağlantısıyla ki zaten sağlanan hızlara bakıyoruz. 3.2 gigabit saniye yani inanılmaz bir hız. Aynen. inanılmaz ötesi bir hız. İşte burada kota nasıl olacak? Şimdi ayda 10 GB'lık kotam var mesela. Düşünsene 3 saniyede indir, inecek bir filmle hani onda birini tüketiyorsun. <laughs> 3 saniyede onda birini tüketebiliyorsun. Yani kotaların artması gerekir. Öyle ya gerçi biz de burada hani 4.5G veya 4G baz olarak konuşuyoruz ama belki çok farklı bir sisteme geçilecektir. Çünkü artık hani indirdiğin verinin devasa oluşu zaten hani onun kontrolünü de sağlaması zor. Nasıl? 10 GB bir paketim var vardı. 10 GB sana yetiyordur. Ya belki ülke. de hız sınırlaması yöntemi olabilir belki hani. Yani hız paketleri olabilir. Veya evet. Ve atıyorum tamamen sınırsız geçiriyor Çünkü çok farklı bir altyapı. Bu altyapı Tamamen sınırsız bilmiyoruz. olmaz. O da cılık çıkar Türkiye'de. <laughs> hani baz istasyonları da yalnız. İnsanlar torrent'e başlar. Tabii ee, de. Mobil'den Evde... hani fiber kullanımı biter. Hani neler olacağını önünü kimse ya kestiremez yani. Söyleyeyim. Sınırsız 5G ver insanlara. Hani, hani bu hepimiz için geçerli. Hani ben şu an evdeki interneti kaparım, her yere mobilden bağlanırım. Hani <laughs> önün alamazsın yani. Bu aslında çok yakın bir konu. Hani çok kısa ona değinim. Mesela geçtiğimiz aylarda bir tartışma oldu. Hani işte türksel böyle bir uygulama getirecek. İşte paylaşanlar evet. Bu aslında arkadaşlar yurt dışında kullanılıyor. Çünkü. Evet, Amerika'da da var. Neden kullanılıyor? Çünkü e, mobil bağlantıda neredeyse birçok Tarife de sınırsız evet. hizmet sunuyor Sınırsız neredeyse hız sunuluyor. İnsanlar ne yapıyor? Gidip o e, servis sağlayıcılarının normal internet bağlantısını kullanmıyor. Evde telefonu bildiğim modem olarak kullanıyorlar. Bunu Bunun önüne, geçmek, önüne için. geçmek için böyle bir sistem vardır. Hani belki yine öyle bir sistem olabilir. O caydırıcı birkaç şey koyabilirler. Çünkü direkt olarak normal internetin pabucu mı atılır öyle Aynen. bir durumda. Evet. Bu hafta biraz ilklerle geçti. Çok ilk, Türkiye'de ilk videoları yaptık. <laughs> hem Xiaomi Mi 9 hem Mi 9 Explorer Edition. çok güzel ama ya. Yani. Hem e, Galaxy M20 kutu açılışı. E, bir de Galaxy S10 Plus'ı da inceledik detaylı bir şekilde. E, özellikle S10 Plus incelemesini kaçırmayın. Kartlarda var arkadaşlar. Ki, Ayrıca M20 kutu açılışına kartları ekledik. Ki e, S10 Plus'ta en çok merak edilen şey kamerası. Yani ben incelemeni doğal olarak izledim. Ha, çok güzel ve kameraya acayip uzun zaman ayırmışsın. Yani kamera hakkında aklınızda bir şüphe varsa Tolga'nın S10 Plus videosunu izleyin. Hiç şüphe kalmayacak arkadaşlar. Yani kamerada gece modu dezavantajı haricinde gayet iyi işler yapıyor. Ama e, bir Google Pixel 3 ya da Mate 20 Pro ile karşılaştığında şimdi Mate 20 Pro'nun 5 saniye seni bekleten bir anı var. 5 fotoğraf çekip onların zamanlayıp farklı pozlarda fotoğraf çekip birleştiriyor yazılımsal olarak. E şimdi normal otomatik ayarlarla çektiğimizde Mate 20 Pro e, S10 Klasa göre bence bazı yerlerde çok karanlık çekiyor. Ama o 5 saniyelik gece modunu o devreye koyduğunda öyle işlenmiş, öyle gerçek üstü senin gözünün görmediği bir fotoğraf ortaya çıkıyor ki ona iyi diyorsun yani. yani gerçekten karanlık yani. Ben orayı öyle görmüyorum ama o görüyor. Bir hani şey... Google Pixel 3 de öyle, 2 de öyle. Hani o tip noktalarda yazılım devreye giriyor. Yapay zeka ile beraber onları işletiyorlar. Pek çok kişi için artısı eksisi değişir tabii. Kamerada sizin için ne önemli ne değil. Onlara da bakarsınız. Daha da çok detay vermeyeyim. İncelemeyi izleyin arkadaşlar. Diğer bir haber bu haftanın öne çıkan Xiaomi Black Shark 2 performans testinde gözüktü. 12 GB RAM ile beraber geliyor ve Snapdragon 855 ile geliyor. Puanlar çok iyi. Puan tek çekirdek skoru bana biraz az geldi. Mesela S10'un tek çekirdek skoru 4000'lerde bunun 3500'lerde kalmış. Ama çoklu çekirdek skoru daha yüksek. E, tabi tabii bu Qualcomm'un işlemci mimarisiyle de alakalı. Şimdi mesela S10 Plus'ı biz neyle inceledik? Exynos, Exynos 9820. Exynos 9820'nin özellikle Mongoz M4 çekirdekleri çok güçlü. Bu tabi Snapdragon 855'in kötü olduğu anlamına gelmiyor. Snapdragon 855'in dahili grafik işlemcisi çok iyi. Bellek kontrolcüsü çok iyi işler yapıyor. Ama işlemcinin çekirdek biriminin performansı açısından hani bu testle de kıyasladığımızda bir fark oluşuyor. Bunları bir kenara bırakalım. Telefonun daha test aşamasında zaten de ben şunu söyleyeceğim. Black Shark'ı incelemiştik. Biraz geç inceledik ama en azından Black Shark'ın ne olduğunu inceledik. Baktık. ben en iyi PUBG'yi Black Shark'ta oynadım. Yani gerçekten telefon ısınmıyor. Isınmadığı için ne ekran ışığını kendi kendine kısıyor. Ne e, frame düşüşleri yaşıyorsun. Onun gayet en büyük güzel sebebi Liquid Cool adı verilen Tabii. bir soğutma sistemi kullanıyor telefon. Yani ne olursa olsun elinizdeki cihaz dünyanın en iyi cihazı da olsa hani bu belli bir ısı üretecek. Nanometreyi düşürürsen düşür. O ısıyı ne kadar keserseniz performans her zaman o kadar artıyor. Yani bilgisayardaki mantıkla aynı. Siz hava sirkülasyonu doğru sağlarsanız oyunlarda sorun yaşamazsınız. Onunla alakalı bir olay. Yani Xiaomi bu olayı güzel çözmüş çözmüştü Black Shark'ta. Yeni modelde de bu sefer de Rukuit Cool 3.0 olacak cool. diyorlar. Hani onda nasıl bir sürpriz bekliyor bizi çok merak ediyorum. Ya bence bir önceki telefonu çok değiştirmeyip chipsetini değiştirip RAM'ini arttırsa zaten olacak olan bu yani. Yani çok bir şey değişmeyecek. Çünkü Snapdragon 845 ile 55'in ısıları benzer seviyede olabilir gibi duruyor. Yani 845'i iyi soğutan... 855'e de iyi soğutucu. Bir daha iyi soğutucu olacak. Yani, daha da yani da o yüzden için. biraz psikopat bir şey bizleri <laughs> bekliyor arkadaşlar. Yine Xiaomi'den bir haber. Xiaomi telefon fiyatları için yükseltme kararı aldı. Çok büyük sürpriz bu ya. Yani adamlar büyük ihtimalle dedi ki abi hani e, biz bu kadar güzel telefonları bu fiyatlara veriyoruz. İnsanlarda da algı kötü düşüyor. Zaten e, CEO'nun öyle bir açıklaması var telefonların gelecek sürümlerde daha pahalı olacağını belirtti. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de şirketin ucuz ve kalitesiz donanım üretme konusundaki itibarını kaybettirme amacı diyor. Yani bu dünyada insanlarda olan bir şey. Yani aynı kalitede benzer e, ürünleri karşılaştır. Arasında 100 dolar fark olsun. Sen 100 dolar pahalı olanı daha iyiymiş gibi düşünüyorsun. Ama aynı da olsa. Yani burada tabii marketing, marka algısı, pazarlama gibi hani market pazarlama. bunlar da önemli. Yani sonuçta bir ürünü öyle bir pazarlarsın, yıllarca pazarlarsın, o senin aklında çok iyi kalır. Nasıl? Mesela Selpak mendil Ak aklımızda Selpak olmuş artık mesela. Selpak'tan paralar yatmadı bu arada. Ya ben bu arada hani bu fiyat artışında şunu görüyorum. Şimdi Xiaomi aslında reklam yapmayan bir firma öyle çok fazla reklamlarıyla öne çıkan bir firma değil diğer hmm. büyük bir firma yine. Hani ben hiçbir şekilde işte Apple'dır, Samsung'tur, işte Huawei'dir bu üçte onlardan ayrı görmüyorum. Gerçekten çok büyük bir firma ve sadece telefon değil. Yani televizyondan akıllı ampule kadar her şey üreten müthiş bir firma ama reklam yapmıyorlar. insanlar biz reklamını atıyorum. Ee, insanlar olarak teknoloji severler olarak çok iyi telefon falan şeklinde yapıyoruz. Burada yani insanların içerisinde bu algın oluşması dediğin algı normal. Hani acaba ya bu telefon 450 dolar attım. Vardır bir bit yeni ya. durumları oluşuyor. Ya çünkü bin dolara da telefon var yani. yani hani bin globalde do... bin dolara bin euroya telefon var. Şimdi burada reklam önemli neden? Bu adam reklam yapmıyor. O reklam bütçesi de aslında size üretilen her bir telefona Tabii. yansıtılan bir şey. Muhtemelen ben Xiaomi'nin daha çok reklama, daha çok bilinirliğe, daha fazla yatırım yapacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Bu doğal olarak telefon fiyatlarında birazcık artış olacaktır. Yoksa boşu boşuna da gidip şey yapmazlar hani biz telefonları ucuz satıyoruz dandik diyorsunuz al aynı telefon 100 dolar farklı demeyecekler. Ne kadar artacak deyince de biraz daha pahalı. Çok bir sıçrama yaşanmayacağını da söylemiş. Yani 400 dolar yani 450-500 olur. En fazla bahsedeyim. öyle olur. Çünkü onların şirket politikası da o yönde. Yani biz o tam oran hatırlamıyorum işte atıyorum şu an yüzde %15. Bunun üzerinde kar yapmayacağız hiçbir zaman. Ürünlerimize gibi bir açıklaması verdi yine aynı Xiaomi'nin. Hani o yönden önemli. Ee, yeni Windows 10 güncellemesi ön izlemesi çıktı. Ee, bu ön izlemeyle de beraber e, bir sonraki hani Nisan ayında da bir güncelleme alıp almayacağı şu an merak ediliyor. Ee, yeni çıkacak sürüm 1903 sürüm numarası olacak Beşiktaş'ın Beşiktaş <laughs> Ee, çıkışı. Şu andaki ön izleme ise 18.351. 9 hata e, güncellemesi, düzeltmesi içeriyor. Yani öyle çok da bir şey yok yani. Ya ben ama Windows ama çok, çok ilgi çekiyor. Şimdi Windows 10'a yani. bir şey çık çıkınca insanlar... Kaç sene oldu Windows 10 çıkalı? 3 seneyi geçti herhalde. Yani 3 yani, yani Windows çok uzun süredir tek bir işletim sisteminde bu kadar duruyor. Yani normalde 2-2,5 iki, iki, sene geçiyordu. Yeni bir şey, yeni bir şey. Hani zaten ben işletim sistemini de çok beğeniyorum, Windows'un. Ama baktığında bak Apple'da mesela sürekli her yıl bir şey diyor işte High Sierra Lion, Mountain Lion mesela atıyorum. Bu da öyle oluyor. Yani olurdu esasında olurdu bu isimler bir güncelleme gibi bir şey yani OS X baştan sona hiç değişmiyor. Ufak tefek 2-3 uygulamayı değiştiriyor, yani temada Lion'da bir şey ekliyor. Lion'da ne varsa Aynen. mesela düşünelim, Lion, Mac Lion'ı düşünelim. 10'du galiba o. Hani bugün High Sierra'ya baktığında evet birçok şey değişiyor. Arayüz olarak belli şeyler ekleniyor ama... Çekirdeğinde yani dosya sistemi değişti en son okey ama çekirdeğinde falan öyle atla deve değişiklikler yok. Microsoft da şimdi gidince bir yeni işletim sistemi çıkardığında çekirdeğini çok öyle değiştireceğini sanmıyorum. Ben çıkartacağını da uzun süre sanmıyorum. Böyle olması Böyle lazım gidecek ya. işte güncelleye güncelliğe güncelliğe gidecek. Yani, yani, çok mantıklı, çok doğru bir karar. Çok uzun süredir insanlar bu işletim sistemine de alıştılar. O ne öyle XP mi kullanıyorsun? Aa, Windows 7 çıkmış. Aa o çıktı. Ben ama hala Windows 7'yi seviyorum ya. Yorum yazın arkadaşlar. Windows 7'yi sevenler yorum yazın. Çok iyi bir işletim sistemiydi Windows 7 candır ya. Yani. Ve yani Windows ve Hala ben etrafımda şu ki... soruyu görüyorum abi Windows 10'un bilgisayarıma Windows 7 kurayım mı? Kurma tabii ki de. Yani <laughs> ya Windows 7'nin benim sevdiğim yanı şuydu. Bilgisayarın o kadar yüksek olmasa bile performanslı çalışıyordu. Yani normalde yeni Windows geldi mi bilgisayar gitti. Mekanik diskli bilgisayarlarda Superfetch hatası veriyor Windows 10'un bu huyu kötü. Bir de klasik Windows yani hani Herhalde ne olacağı yine belli olmuyor yani, yani o, kadar, ya, o kadar ya o kadar değil de yine bir müdahale edebilmen gerekiyor müdahale etmeyi bilmen gerekiyor bence. Ya tabii ki yani Windows sonuçta açık bir işletim sistemi nereden ne soktuğun belli değil bir işletim Bir de sistemi. tabii bir dosya bir program yüklerken her şey next 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 değil o toolbar kurdurtuyor onu kurdurtuyor bunu kurdurtuyor her dakika bir banner'a da tıklıyorsunuz şimdi bir tıkladığın banner'dan Android'de de Windows'ta da bir şey kapma ihtimalim var. Ben Android'de öyle bir şey başıma geldi. Bir tane benire tıklamışım. Otomatikman e, hattım üzerinden bir yere abone olmuş. 40 lira çekmiş. Yani onu da ben mi yaptım? Telefonu verdiğim bir bir yere o zamanlar bir çoluk çocuk birine vermiştim telefonu. Hani al oynaşmıncıklaş bir bir şeyler yaptı. O mu tıkladı? Ne yaptı bilmiyoruz yani. Böyle oyunla ilgili bir servise girmiş öyle böyle haşır Aradım lazım. hani operatörü böyle 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 dedim. Yani bunu yapacak bir şey yok. siz girmişsiniz dedi. Yani ben öyle bir şey girmedim dedim yani Ama hani böyle şeyler olabiliyor. O yüzden Android ve Windows'ta bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki de kötü işletim sistemleri değil, çok iyi işletim sistemleri. Hatta macOS ve iOS'te yapamayacağınız pek çok şeyi sizlere sunan işletim sistemleri ama bununla beraber biraz daha hakim olup bilmeniz gerekiyor. Ki ben şey de sanıyorum Windows 10'la beraber artık o duvar da kalktı. Yani macOS'u iyi bir şekilde kullanan Windows'u da çok rahat kullanır. Windows'u kullanan hiç öyle uğraşmadan macOS'u da kullanır yani. Ey Antutu. Sevgili Antutu. Antutu, Antutu, Antutu. Şubat Şimdi ayında en yüksek puan alan telefonları açıklamış. Evet ama burada Galaxy S10 yok. Kınıyorum. Yani Şimdi Galaxy test... S10 testimizi incelememizi izlememişseniz puanını tabii ki de bilmiyorsunuz ama Antutu'da kaç aldığını söyleyeyim. Spoiler vereyim 30033 bin, bin alıyor. Yani burada şu an 3. sırada olması Başka, gerekirdi. Mi9 e, mi psikopat bir puan almış 371 bin. O kadar fark olması normal mi ya? Snapdragon'dan 855 dolayı. bayağı ilerlemiş. Lenovo Z5 Pro GT bu da bir coşmuş. Bak bu da o da benzer o da 855. Ha. Ama 2855 li cihaz arasında 20 bin puan fark olması işte birinin telefon üreticisi, birinin bilgisayar üreticisi olmasından kaynaklanan kernel yok, optimizasyonu, kullandığın belleğin formu ya zaten LPDDR4X kullanırsın da bu sefer depolama birimin ne? UFS 2.1 mi? 2.2 mi, mi? Ne? Yani ne kullanıyorsun? Onun önemli. Özellikle bir de kernel optimizasyonu çok iyi. Ha buradan ne anlıyoruz? Mate 20 Pro. Mate 20 mesela 306.000 almış. Mate 20X 304.000 almış. Mate 20 Pro yok burada. Ya yani Pro ile Mate 20'yi herhalde aynı şey yapmışlar orada. Olabilir. Ee, hani baktığında Galaxy s 20 zaten performans olarak Kirin 980'in geçtiğini görüyoruz. Hani bu hı hı. yeni bilinen bir gerçek değil ama Snapdragon 855'te Exynos 9820'den genel olarak yine biraz daha iyi. Evet, altlarda Xiaomi Mi 8 Transparent var, Black Shark Hello var, ROG Phone var. Hani buraya biraz Çinliler do, domine etmiş gibi, yani e, Tayvan'ın Asus'u çıkardıktan sonra hepsi Çinli neredeyse. Çinli yani bu liste. Bu hepsi listesi. hepsi Çinli, Çin. liste tamamen Çin'de. Alayı benziyor. Çin. Ya <laughs> Çin'de ne telefon yapılıyor ya bu? Hani direkt Çin. onu söyle, yani Çin'deki telefonlar nedir böyle? Yani ne fabrikalarda, neler, nasıl insanlar, yani ne şartlar altında <laughs> çalışıyor, üff. Ama Çin'de de artık dünya değişiyor gibi. Eskisi gibi değil, öyle 1 dolara çalışayım falan, orada da pahalandı hayat yani. Sadece bizde değil, her yerde pahalandı. Evet. Ama bizde biraz daha fazla pahalandı tabii. Yani şimdi onda üretim <laughs> ee, ekonomisi söylemen var gerekiyor. Çok ciddi. Evet, Huawei P30 için yeni video yayınlandı. Şok 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 şok. Evet, Huawei ay sonunda doğru. Yani e, 25 Mart gibi e, yeni telefonunu tanıtacak. E, 26 Mart'ta Paris'te tanıtılacak. Şimdi e, P30'da da Kirin, 985 olma ihtimali olabilir. Ama yeni işlemci hep mate'de onlar tanıtıyor gibi garip bir huyları var. Yani ya öyle, nasıl? öyle Abi ama şimdi göz göre göre... Yani biraz Kirin 980 kötü işlemci demiyorum ama geride kaldı. Yani 855'inde, Exynos de en az 20-30 bin puan gerisinde kaldı Antutu'da. Hadi diğer rakip de e, a gibi var. Yani, Ondan, yani evet, o yani yüzden evet, şeyine yeah, gerisine... o yüzden hani en azından telefonu biraz daha iyi soğutup overclock'lu bir hal yapabilirler ya da grafik işlemcisini iki çekirdek daha fazla koy yani esasında böyle üreticilerin esneklikleri olması gerekiyor. Yani bu dediğim olay tabii ki de bir Arge istiyor ama o atla deve bir Arge istemeyen yani telefonun işlemci frekansını biraz yükseltip grafik işlemcisinin mevcutunun yerine biraz daha güçlüsünü koyabilirsin yani. E zaten 10x süper zoom olacaksa ve özellikle Huawei'ye eleştirdiğimiz 4K 60 FPS falan olması da isteniyorsa grafik işlemcinde de biraz da güçlenmesi gerekir yani. Ya o zaman bunlar olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü hani Huawei'nin ben baktığımda son işte tanıttığı işlemcileri işlemci için özel bir etkinlik düzenliyor. İşte bizim işlemcimiz bu. bu işte Mate'de işte bunu kullanacağız. Ardından telefonlarımıza bu olacak. Hani o işlemci böyle bangır bangır bağırtmadan P30'da çıkıyor. Benim için sürpriz olur. Onu söyleyeyim. Ya ben de 980 ile bekliyorum ama bir umut yani. Şimdi <laughs> böyle bir beklentim oluşmaya başladı yani. Var yani. Hani bir Bence şey yani... Ya da yap kirin 990 abi ne zararı yani var. Yani şirketlerin işine karışmak tabii ki yani böyle noktalarda haddime değil. Neden? Çünkü adamın orada bir sürü ARG'si var, planlaması var. Hani biz burada konuşuyoruz işte böyle olsun iyi oldu ama adamın 10 yıllık planı var belki orada. Ya tabii. bu dediğim için illa işlemci şey yapmaya da gerek yok. Ne yaptı? Mesela Huawei P20 Pro'nun da işlemcisi ee, Exynos 9810'dan yani Kirin 970 9810'dan grafik işlemci anlamında biraz geri dedi. Ne yaptılar? GPU turbo çıkardılar. Yani. Onu telafi etti. E şimdi e, sen de bir yeniden bir frekans ayarlaması yaparsın. Sonuçta işlemcim bu dip aynı frekansta kullanman gerekmiyor. Hani 845'i 2.6, 2.8 hatta 2.9'larda çalıştıran falan ne oldu? Yani 3 GHz'de de çalıştırabilirsin. Yani o sana ya, kalmış. Bence şey yapabilirler ama artık. Hani bu tamamen bir tavsiye odaklı bir şey. Hani bir kendi açımdan düşündüğüm. Samsung'un taktiğine ben yeni işlemci telefonumu Tam da yeni telefonlar çıkarken, yeni Snapdragon çıkarken duyuruyorum. Ardından notumda da bunu kullanıyorum. Hani halen hem ömrünü sürdürmüş oluyor, hem yeni işlemciye daha uzun zaman oluyor. 5-6 ay zaman oluyor. Böylece hani telefon hiçbir şekilde geri kalmıyor mesela. Not serisi hiçbir zaman geri Ama kalmıyor. Ama şöyle düşün, Galaxy Note da Ağustos sonu tanıtılıyor. Ve şimdi Note 9 mesela performanslı bir telefon. Evet performanslı. Ama S9'dan çok bir şey yok. Hani soğutması değiştiği için öyle. Hani bence İkinci çeyrek yani bir yılın yarısından daha sonra tanıtılan telefonun yeni yılın başında tanıtılan işlemcilerle aynı olmaması gerekiyor. O da çok ciddi maliyetler ama her şirket için. Eskiden bak Samsung böyle yapardı. Galaxy S2 çıktığında Note 1 çıkmıştı. Hı. Galaxy S2'deki işlemci vardı ama 200 MHz daha hızlı çalışıyordu Note'da. Yani saat hızlarıyla oynuyorlar. Ha, yani böyle bir şey yapabilirsin. Remini farklı tutabilirsin. İşte Saat hızıyla oynayabilirsin. Hani bu atla deve çok bir şey değil. Ben e, Galaxy S3 normalde 1.4 diye hatırlıyorum. 1.8'de kullanıyordu. Hani yaparsın yani. Hani e, tabi de e, tabii ki de pil tüketimi, ısı bunların ne olacağı önemli ama bir işlemci örnek veriyorum 2.8 GHz'de çalışıyorsa 2.9'da çalıştırabilirsin yani. yani. O kadar e, bir şey değil yani. Böyle bir olay var yani. Ya en azından bir arada 100-200 MHz'lik sembolik bir fark koy ki performans farkı oluşsun. İşte bu da S dersin. Yani daha iyisi. İşler e şimdi hani P20 Mate 20 Pro ile P30 arasında performans farkının olması gerektiğini savunuyorum. Aynı şekilde Galaxy S10 ailesiyle Note 10'un da performans farkı olması lazım. Biz S9 ile Note 9 arasındaki performans farkını sadece ufak bir şekilde belli bir noktada ısındıktan sonra düşen frekansın düşmemesinden kaynaklı bir artış oldu. Yoksa diyorsun ki sentetik testlere baktın. benzer programlar. Öyle. Yani o, o zaman Antutu'ya baktın. Hep ilk 10 yine Çin oluyor yani. Snapdragon yani e alan koyuyor abi. Oynuyor. Oynuyorlar işte çekirdeklerle Tabii. nasıl oynuyorlar. Kernel'ı şey yapıyor. Onun optimizasyonu iyi. Bu arada herkesin merakla bekledi. P30'ların bir de Lite'ı olacak arkadaşlar. Huawei zaten bu Lite serisinden fazla yürüyor yani. Bayağı bir iyi satıyor. Mate Light Lite. Ne sattı Türkiye'de? Mate Light. P20 Lite. Şimdi Mate 20 Lite de çok iyi satıyor. Bir de satıyor. yeni bir segment olarak P Smart çok popüler durumda. Fiyat tahmini baktın mı? Baktın değil mi? 369 Euro olacağı söyleniyor arkadaşlar. Şimdi bir Xiaomi Mi 9'un 400-450 dolar Euro aralığında olduğunu düşünürsek ee, bir tık Bilmiyorum şimdi Türkiye'de kaç parada işte gelecek. De ama işte hiç adaletli bir rakip değil ya firma. Evet Xiaomi oldu çok. Kirin 710'la geliyormuş. Hani adamlar o maliyet için belli şeylerden kısıyorlar. Bunlar sizin telefonda göreceğiniz şeyler değil işte arkadaşlar. Hani bu şey olur, reklam bütçesi olur, başka bir şey olur. Hani diğerlerden kısıp o parayı, o parayı bize o telefonu satmayı başarıyorlar. Yani çok adil bir şey. Kirin 710'luymuş. Hmm. Yani Huawei P Smart 2019, Mate 20 Lite ve PS30 Lite aynı A mantık işte. Aynı ya. işlemciyle gidecek. O zaman Kirin 980 olur büyük ihtimalle. Bu yani ise... P30'a aynı P30 Lite aynı Mate 20 Lite'deki Belki falan işte. Belki turbo'yu falan. Daha Sanmıyorum iyi. yani 710 zaten. <laughs> Umutları kırıldı. hani <laughs> ben en azından bilmiyorum. Çok Bence Huawei zaten bir iki ay daha sonra tanıtması lazımdı bu telefonu. Şimdi Huawei de yanlış anlamasın ama Tamam şimdi sen Mate 20 Pro'yu ne zaman lanse ettin? Dört ay anca oldu. Hani belki de hani 3,5 buçuk, satışa çıkmasından sonra 3 ay geçmişti. E sen bunun pazarlamasını yapıyorsun. Yani bir bilinirliği oluşturdu. Tam bu oluşmuş artık insanlar satın alıyor falan filan böyle. Tak yeni telefon. Ben yeni telefon çıkartıyorsun. E o zaman ne oluyor? Adam e, alacakken ad P30'u bekleyeyim o zaman diyor. Hani Mate 20 alacak e zaten adam... Zaten soruyorlar ben diyorum bir P30'ları bekleyin diyorum. Mesela şu telefonu alayım mı diyor işte. Mesela. Ondan sonra da uzun bir süre bir şey çıkmıyor. Hani evet. bu kadar iki telefonu ara ara koyup hani biraz kendini zorluyor bence o abi. Yani gerek yok. Bir 3 ay sonra lanse etse. 2 ay sonra lanse etse. Bilmiyorum yani. E, ya da ne bileyim hani Samsung'la kendini yakınlaştırsın. O zaman nasıl Note serisi o zaman mesela Mate'i Note zamanlarında tanıt. Biraz daha geç tanıtıldı mesela Mate 20. Note'dan daha geç tanıtıldı. Yani e, 10 ara, o, onun arasında öyle bir fark varsa, S10'la da bunun arasında bir ay olsaydı ki en azından... Ekim ayında falan tanıtıldı işte Mate 20 Pro. Ekim ayının ortalarında evet. tanıtıldı. Hatta devlet dediğin gibi bir zaman geçmedi üzerinden telefonun. Biz notu olsa sayından biliyoruz mesela. Öyle bir olay var. 128 GB dahil hafızayla gelecekmiş bu arada. E, Mate 30 Lite. Bakalım, merakla bekliyorum Huawei P30 ailesini. Ben tasarımını çok merak ediyorum. Geçen sene çok beğenmiştim o arka kapak gradyan tasarımı. Valla P30 Lite için arka 3 kamera falan diyorlar ama bakalım. 3 kamera mı olur? 4 kameraya çıkmasınlar. Bence 2 yani. kamera olur Lite modelinde. Light. Abartmaya gerek yok yani. Evet Huawei'yi konuş konuş bitmez arkadaşlar. <laughs> Huawei'de e, pek çok haber var. Biz de hani e, dünyayla beraber olarak P30 ile ilgili bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. şifre net takip etmeyin. Devam edin arkadaşlar. Evet 5C'nin sonuna geldik. Bu beş yayında yine haftanın öne çıkan konularından bahsettik. Bunlardan daha fazlası hem YouTube kanalımızda hem web sitesinde var. E, yorum yazmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de bildirimlerinizi açarsanız sevinirim. Böyle bir zil işareti var. Ona böyle basınca şurada evet oldu. şurada ya burada ya oralarda böyle bir yerlerde. O böyle zil işaretini açınca bildirimler geliyor. Normalde bildirimler gelmiyor sizlere. Herkese gelmiyor. O YouTube'un insafına Algoritmasına ve psikolojisine kalmış bir <laughs> durumda. Siz kendinizi oradan çıkartmak istiyorsanız o zil sesine, o zil sesi diyorum zil işaretine basmanız lazım. Evet bir başka bölümde, bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.